Merhabalar Fatma Hanım'la Anne Yemekleri'ne hoş geldiniz. Evet, bugün yine bahçemize geldik. Böyle buralarda artık sarımsaklar, soğanlar kurudu. Susuzluk da var biliyorsunuz. Patateslerimiz de burada. Otlarını yolduk, ona rağmen yine dolu. Bir iki gün önce bu pırasa, biber, domates, bunların hep otlarını yolduk. Susuzluktan bakar mısınız? Şöyle fasulyelerimiz, börülcemiz, iki sıra yaptım bu sene. Börülceleri tazesi de çok güzel oluyor, kurusu da çok güzel oluyor. Ama susuzluktan ancak bu kadar olabildiler. Nasipse bakalım bu aralar verecekler. İnşallah daha güzel olacak. Şöyle bakın, burada sebze bölümünü hepsinin otlarını yolduk, güzelce çapaladık ve burası da kıtır. Şunlar şöyle, şunlar da yeşil kabak ve burada veriyorlar. Bakın şöyle bir göstereyim bakalım, susuz olmasına rağmen. Şöyle kabaklarımızdan bir tane göstereyim ben size. Bakın burada şöyle. Bakın anne. Bakın bakın bakın, maşallah subhanallah. Hepsinden şöyle vermeye çalışıyorlar. Bir gün inşallah burada bunları toplayacağız. Tabii bir tık daha büyüsünler. Hatta çiçeklerini de toplamayı düşündüm ama az çiçeği oldu bu sene. Çünkü susuzluktan dolayı bu çiçekleri biliyorsunuz alıyoruz. Şurayı temizleyip göbeğini güzelce dolmasını yapıyorum. Onun da tarifi kanalımda var. Şöyle bir tane en büyüğünü göstermek için böyle geldim. Burada bir tane daha var bakın. Ey kuzum. Maşallah subhanallah ya. Burada da bakın şöyle veriyor. Bunlar inşallah nasip olursa yiyeceğiz. Allah nasip ederse. Semaverimizi de yapmaya çalıştık ama gene sönmüş herhalde. Şöyle yeniden bir daha tutturalım bakalım. Evet, sabah 5'te geldik. Çünkü burası sabah o saatlerde serin oluyor. Akşamüstü tekrar güneş geldiği için, daha doğrusu böyle 12'den sonra çok sıcak oluyor ve hiçbir iş yapamıyoruz bahçede. O yüzden erken geliyoruz. Şöyle otlara bakar mısınız? Bu otlar ayrık otu. 3 sene oldu biz bu bahçeyi alalı. 3 senedir sıfır bir bahçeydi biliyorsunuz takipçilerimiz. Ağaçlarımız büyüdü, diktiğimiz ağaçlar. Hatta bu sene bazıları vermiş, onları göstereceğim ama öncelikle bu otları böyle geliyoruz. Eşimle beraber sabah erken de temizliyoruz. Şu yan tarafı boydan boya temizledik. Sabahtan beri şöyle bitirdik. Mandal derler bizde. Bir mandalı bitirdik, şimdi bunu yapıyoruz. Ve şu yan taraf var daha. Otlarımız burada böyle. Bunları bayağı bir yılıyoruz. Nohut ve yeşil mercimek ekmiştik ama çok olmadı yeşil mercimek nedense. Nohutlarımız da bu sene böyle bir şey. Şöyle. Ben geçen yıl bir 3 kiloya kadar sadece şu bölgeden almıştım, düşünün. Şuradan, şu kadarcık yerden. Şöyle şurayı yapmıştım yarım ve 3 kilo çıkmıştı ama bu sene sürüveren kişi ekti motorla, yani ekip karıştırıverdi, pek güzel olmadı. Ben kendim elimle ektiğim için 3 kilo yakın almıştık. Evet, sular olmadığı için böyle bunları aldık, bidonları, bunları dolduruyoruz. Böyle akşam serininde, sabah dökmüyoruz çünkü o gün güneşi alıyor. Akşam serinde yapıyoruz ki sabaha kadar suya doysunlar diye.
Tabii ne kadar olursa dökme suyla değirmen dönmez derler ya. Ama gene bakın dökme suyla bu kadar yaptık. Allah bereketini versin. Bu da yolduğumuz otlar. Dünya ot oldu. Yani 2 gündür ot yoluyoruz. Bitmek bilmiyor. Burada biliyorsunuz rahmetli Demirellerin yeri. Şu ileriyi kestiler kavakları. Seneye de bu 4 sırayı kesecekler. Şöyle. Kavağın kölgesi evet güzel. Bize fayda oluyor. Sabah serin oluyor. Bunlara da faydası oluyor ama sonra işte onların yaprakları ve o beyaz pamucukları bunlara zarar verdiğini söylüyorlar. Bir senedir biz ekiyoruz. Evet, yiyoruz, içiyoruz şükür. Ama tabii ki çok aşırı verim şey yapamıyoruz. Bu zaten son 2 senedir de susuzluktan dolayı bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Toprağı aslında çok güzel bir toprak. Ama olsun, buna da şükür diyelim. Şimdi semaverimizi bir yakalım bakalım. Evet, ocakta da artık şöyle bir hemen melemimizi yapacağız. Daha yine koyduk ocağa bakalım. Evet, artık biberle soğanlarımız kavruldu birazcık şöyle odun ateşinde. Tereponcuğumuzda ve şimdi domateslerimizi ilave ediyoruz. Bazen böyle unutabiliyorum. Ve tuzumu ilave edeceğim. Şimdi kapağımızı kapatalım. Hepsi birbiriyle güzelce birleşsin, pişsinler, kaynasınlar. Sonra bir de yumurta ilave edelim. Evet, şimdi artık yumurtalarımı kırayım. İçine tuz sepeleyelim. Tezgah şöyle ve güzelce bir çırpalım. Şimdi açalım melemenimizi. Maşallah maşallah. Kokusu da muhteşem. Gayet güzel pişmiş her şey. Şimdi çırptığımız yumurtalarımı da şöyle gezdireyim. Evet, kapağını biraz daha kapatalım. Şimdi melimenime bakayım artık. Oo, muhteşem olmuş. Oh, 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 oh. Şimdi alalım artık ocaktan ve soframızın ortasına götürelim. Artık çaylarımız da hazır. Şöyle melemenimiz de hazır. Allah-u Teala hepimize yapmayı ve yemeyi nasip etsin diyorum. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.